Ben kanun yapımcısı Salih Kuru. İstanbul'da mesleğimi devam ettiriyorum. 60 yaşındayım. Kastamonu Bozkurt, Kutucu köyü doğumluyum. 77'de İstanbul'a geldim. 17 yaşında. Tekstil firmalarında çalıştım. Bendeki bu kanun merakı nazariyat öğrenmekle başladı. Nazariyat öğreneceğim derken kanunla tanıştım. İsmini bile bilmiyordum. Hocama sordum, dedim bu hocam bu ne? Bu dedi kanun. Mantığın dedi sen bunu çalarsın. Bir kanun sahibi oldum. Ekonomik zorluklar içinde. Ama ben solaktım. Kanunda normal kanun. Hocaya da devam edemediğimden dolayı terbiyeli bir ders alamadım. Ve solaklığım başıma bela oldu. Düşündüm ki ben dedim kendime göre bir kanun tasarlayayım. Solaklar için kendime göre bir kanunu tersine çevirerek kanun yapımına başladım. 85'lerde. 95'e kadar böyle devam ettim hobi olarak. Daha sonra baktım güzel bir şeyler yapıyorum. Profesyonelce kanun imalatına başladım. Tabii bu arada değişik değişik sektörlerde de çalıştım. Kanun yapmak benim için hayata bağlılık meselesi. 15 gün bir tatil yapsam ben, 20. gün özlerim atölyeyi. Yani çocuğumu özlemiş gibi, eşimi özlemiş gibi kanun yapmak, yani içimde bir aşk, yorgun bile olsam, yani bir yerden geldim. Dışarıda yoruldum falan filan. Dükkanımı açarım, gezerim, onu oraya alırım, bunu buraya koyarım falan filan derken o içimdeki hazzı yaşarım, ondan sonra kapatır, evime çekilirim. Kanun yapmak benim için hakikaten bir aşk. Tarihçesi, işte hepimizin bilinçaltında olan Farabi'nin mucitliğini yaptığı bir kanun. Eskiden bağırsaktan teller çekilirmiş kanuna. Mandallar tek mandal olarak makama göre akort yapılıp fasıl yapılırmış. Daha sonra uşak sesler natural diyez tasarlanmış. Türkiye coğrafyasına geldiği zaman da mandallar bayağı fazlalaşmış. Türkiye coğrafyasında yapılan kanunlar, dünyada yapılan kanunların en iyisi benim bakışıma göre. Herhangi usta yaparsa yapsın.
kanuna kullandığımız ahşaplara gelince şu parçamız gürgen ağacı, bu parçamız ve bu parçamız ladin, bu parçamız ıhlamur, bu parçaların üzerine maun, abanoz değişik şekilde aksesuar olarak kullanabiliyoruz. Bu göğüs tablamız çınar veya ladin veya maun. Mandal tahtamız sert bir ağaçtan olursa daha dayanıklı olur, aşınma az olur. Arka kapağımız kontra, üzerine kaplama sıkılmış. Burgularımız abanoz, mandallarımız alpaka, tellerimiz florakarbon. Buraya gelen dört havuzlu parçamız deri. Bunun gibi parçalardan oluşmakta. Kısa kenar, uzun kenar dersek, uzun kenar ladin ağacı, rezonansı en iyi ileten bir ağaç olması sebebiyle, kısa kenarda yine gürgen kullanıyoruz bunu, kanunun en fazla yorulduğu bölge, yük olarak çektiği bölge, ladin takarsak bükülür, buna gürgen takıyoruz ki mukavemeti sağlasın diyerekten. Sıra burgu tahtamıza geliyor. Burgu tahtası keza ıhlamur. Ihlamur ağacı öyle bir özellikte ki burguyu saldığımız zaman içine genişleyip çektiğimiz zaman büzülen bir ağaç. Bu burgu tahtası ıhlamur yapmamızın nedeni de bu. Burgu tahtamızda deliklerimizi işaretledikten sonra dekobaj desteresinde kesip delikleri delip daha sonra frezede bu kanalı açıp daha sonra birbirine montaj etmek bu şekilde devam ediyor. Thank you.
sonra bas balkonlar, havuzlar, göğüs, arka tabla, göğüs tablası sıkıp bu parçaları birleştirip kanunun kaba kısmını oluşturmuş oluyoruz. Köprümüz, iç köprümüz Ladin şekilde. Buralarımız yine kayın ağacı oluyor sağlam olması açısından. Burada bas diye adlandırdığımız parçamız Ladin. Aralara koyduğumuz balkonlar yine Ladin, rezonansı iyi sağlasın diye. Göğüs tablamız daha sonra çınar. Arka kapağımız kontra kablamalı. Bu şekilde kanun sıkılıp, işkencelenip tamamlanmış oluyor. Diğer aksesuarları daha sonra ekleniyor. Kabasını oluşturduktan sonra cila aşamasına geliyor. Cilada da antika cila kullanıyorum genelde. Sentetik cila kullanmamaya çalışıyorum. Sentetik cilanın rezonansı aldığını düşünüyorum. Bu da enstrümanımızın bitmiş hali. Bu el oymalarında elde çalışıyoruz, yaptırıyoruz. Kapağı sıkılmış hali, arka kapağı sıkılmış hali, cilası yapılmış hali. Bundan sonraki aşamalar deriyi takıp, deri kenarlarına aksesuar dönüp, mandal tahtamızı koyup, telleme aşamasına gelmiş bir durumda şu an. Evet, bu telleri taktığımız parçamız, gürgen ağacı. Bu yumuşak ağacı olursa, tel taktığımız zaman yırtılır, teller içine gömülür.
ağaç mukavemet sağlayamayıp bükülür. Tellerimizi taktıktan sonra bu mandal aşamasına geliyoruz. Bunları taktıktan sonra bu aşamaya geliyor ve en son kontrolü yapıp müşteriye sunum haline geliyor. Bence kanun enstrümanı Türk müziğinin piyanosu. Yapılamayacak hiçbir müzik yok kanunla. Bütün beynelminel müzikler çalınabilir. İcracının tekniğine bağlı. Yani çılgınca bile çalınabilen bir enstrüman. Yapılamayacak hiçbir müzik yok. Bunu böyle değerlendirebilirim. Ülkemizde de tasavvuf müziğinin vazgeçilmezidir kanun enstrümanı. Yoğunlukla kullanılır tasavvuf müziğinde, Türk sanat müziğinde. Evim atölyemin üzerinde. Saat 9-10 gibi açarım atölyemi. Motivasyonum iyiyse akşam 12'ye kadar falan çalışırım. Bu zaman süresinde motivasyon hariç bir ayda, iki ayda üç kanun falan çıkarabiliyorum. Motivasyonum düşükse insanlık hali. Bazı bir şeylere takıntılı olursun. Belki günde hiçbir iş yapmadım da olabilir. Bu iş aşkı bazen bir etkenlerle insanı alıkoyabiliyor bazı etkenler. Bunlar dışında dediğim gibi iki ayda üç tane kanun yapabilirim. Müzik
Bu arada işte çocuklarıma kanunu aşıladım. Oğlumun birisi fena sayılmaz kanun çalıyor. Kanun yapımına ben kendi kendime başladım. Hatta şöyle bir şey oldu. Kerasteciye gittim. Atıyorum elma ağacı istedim. Adam bana armut ağacı vermiş. Elma diyerekten. Bu şekilde yaptım kanunu. Kanunlarım itibar görmeye başladı. Velhasıl ustamız olmadığı için deneme yanılma olayıyla bazı şeyleri zaman içinde iyi olarak yorumlayıp kullandık. Kötü olanları çıkarıp attık. Velhasıl şükürler olsun bir konuma geldik. Kanun yapmak dediğin gibi bir aşk. Elim tuttu, gözüm gördüğü müddetçe. Ama ayda bir tane kanun, ama senede bir kanun. Ölene kadar bu işi devam ettirmek benim hayatımdaki boşluğu dolduran bir eğlence diyeyim. Mutluluk sebebim diyeyim, yaşam standardım diyeyim. Bu şekilde yani. Bilmiyorum ileride değişir mi ama şu anki duygularım bu.